Çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Çözünürlük ve sıcaklık grafiği verilmiş. Öncelikle grafiği okuyalım. 40 santigrat derecede 100 gram su 64 gram madde çözer. O halde toplamda hazırlanan doygun çözeltim 100 artı 64'ten 164 gram olacaktır. 60 santigrat derecede ise 100 gram suda toplamda 110 gram madde çözülmektedir. O halde 60 santigrat derecedeki doygun çözeltimizde 100 artı 110'dan toplamda 210 gram olacaktır. Soruyu okuyalım. Potasyum nitratın çözünürlük sıcaklık grafiğine göre 60 santigrat derecede 840 gram doygun potasyum nitrat çözeltisini 40 santigrat dereceye soğutulursa kaç gram potasyum nitrat katısı çöker? Öncelikle arkadaşlar 100 gram suda şöyle diyebiliriz. 110 eksi 60'tan yani sıcaklığımı 60'tan 40'a indiriyorum. Dolayısıyla 110 çözünürken daha sonra 64 çözecek. Aradaki fark ne olacaktır? 46 olacaktır. Yani çöken miktarımız 46 olacaktır. Aynı şeyi buradan da bulabiliriz arkadaşlar. 210 eksi 60, 164'ten 46 gram madde çökmüş olacaktır. Çünkü soğutuyoruz grafiğimizi gördüğümüz üzere. O halde diyoruz ki grafiğe göre 60 santigrat derecede 110 gram potasyum nitrat çözülerek 210 gram çözelti hazırlanıyor. 110 gram potasyum nitrat, 100 gram su ve 210 gram çözelti hazırlanıyor. Sıcaklığı biz 60 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye düşürdüğümüz zaman 110 eksi 64'ten 46 gram potasyum nitrat çökmüş olacaktır. O halde 210 gram çözelti için çözeltinin sıcaklığını 60'tan 40'a düşürdüğümüz zaman 46 gram potasyum nitrat çökerse 840 gram çözeltinin sıcaklığını yine 60'tan 40'a düşürdüğümüz zaman kaç gram madde çökmüş olacaktır? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 210 çarpı soru işareti 840 çarpı 46'dan 184 gram potasyum nitrat çökmüş olacaktır. Tekrarlayacak olursak grafikte arkadaşlar 40 gram daha doğrusu 40 santigrat derecede 100 gram suyun içerisinde 64 gram madde çözünürken 60 santigrat derecede 100 gram suyun içerisinde 110 gram madde çözünür. O halde arkadaşlar bize diyor ki sıcaklığı 60'tan 40'a düşürüyoruz. Sıcaklığı 60'tan 40'a düşürürsek arkadaşlar 60 iken 110 çözüyorsa 40'a düştüğü zaman 64 çözüyor. Yani aradaki fark kadar çökme meydana gelecek. Bu da 110-64'ten 46 olarak bulunur. Veya bu çöken miktarı şu şekilde de bulabiliriz. 40 santigrat derecede 100 gram suda 64 çözünüyorsa 164 gram doygun çözelti hazırlanır. 60 santigrat derecede ise 100 gram sudan 110 gram çözünüyorsa toplamda 100 artı 110'dan 210 gram doygun çözelti hazırlanıyor. O halde sıcaklığı 60'tan 40'a çektiğimiz zaman 210 eksi 164'ten 46 gram madde ne olacaktır? Çökmüş olacaktır. Grafiğe göre 60 santigrat derecede 110 gram potasyum nitrat çözülerek 210 gram yani 100 gram 110 gram potasyum nitrat 100 gram su 210 gram çözelti hazırlanmış oluyor. Sıcaklığı 60'tan 40'a düşürdüğümüz zaman 110 eksi 64'ten 46 gram potasyum nitrat katısı çökmüş oluyor. O halde 210 gram potasyum nitrat çözeltisinin sıcaklığını 60'tan 40'a düşürdüğüm zaman 46 gram potasyum nitrat çöküyorsa 840 gram potasyum nitrat çözeltisinin sıcaklığını 60'tan 40'a düşürdüğüm zaman kaç gram potasyum nitrat çöker? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz ve sonucumuz 184 gram potasyum nitrat olacaktır. Diyor ki çöken katıyı 40 santigrat derecede çözmek için kaç gram daha su gerekir? Çöken katımızın miktarı nedir arkadaşlar? 184 gram. 184 gram potasyum nitrat katısını 40 santigratta çözmek için ne kadar su gerekir diye soruyor. İlk etapta 40 gram 40 santigrat dereceye bakıyorum. 40 santigrat derecede arkadaşlar 100 gram suyun içerisinde 64 gram madde çözülmekteydi. O halde diyorum ki 40 santigrat derecede arkadaşlar 100 gram su 64 gram potasyum nitrat katısını çöküyorsa 184 gram potasyum nitrat katısını kaç gram su çözer diye soracağım. Buradan da içler dışlar çarpımını yapıyorum. 64 çarpı soru işareti 184 çarpı 100
Buradan da 287,5 gram su olarak bulunmuş olacaktır. Geliyoruz diğer sorumuza. X katısının 25 santigrat derecedeki çözünürlüğü 16 gram bölü 100 gram su olarak bulunmuştur. Verilmiş daha doğrusu. Bunun anlamı şudur. 100 gram su 16 gram madde çözebiliyor. Soruda diyor ki 200 gram suya 40 gram X atılarak çözelti hazırlanıyor. Çözelti aşırı doymuş mudur? Öncelikle arkadaşlar 100 gram su 16 gram X çözüyorsa 200 gram su ne kadar çözer? İçler dışlar çarpımını yapıyorum. 100 çarpı soru işareti eşittir. 200 çarpı 16'dan soru işareti kaç olacaktır? 32. Yani bize diyor ki sonuç itibariyle bu 200 gram suyun içerisinde 32 gram madde çözülmüş. Yani 200 gram su 32 gram X katısını ne yapabiliyor? Çözebiliyor. Bu 200 gram suyun içerisine 40 gram atılıyorsa arkadaşlar o halde çözeltimiz ne olacaktır? Aşırı doymuş hale gelebilir. O halde 200 gram suyumuz 32 gram X çözüyorsa ben bu 200 gramın üzerine 40 gram eklediğim için çözeltimiz aşırı doymuş hale gelebilir. Grafikte arkadaşlar yine çözünürlük sıcaklık grafiğidir. 40 santigrat derecede 100 gram suyun içerisinde 64 gram madde çözünüyor. 60 santigrat derecede 100 gram suyun içerisinde 110 gram madde çözünüyor. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. 40 santigrat derecede 100 gram su 64 çözüyorsa toplam hazırlayabileceğim doygun çözeltim 100 artı 64'ten 164 gram olacaktır. 60 santigrat derecede ise 100 gram su 110 gram madde çözüyorsa 100 artı 110'dan toplamda 210 gram ne olacaktır? Doygun çözelti hazırlanacaktır. Soruya bakalım. Diyor ki çözünürlük sıcaklık grafiğine göre diyor 40 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığını 60 santigrat dereceye çıkartıyoruz. Çözeltinin doygun olması için kaç gram potasyum nitrat katısı çözülmelidir? Öncelikle arkadaşlar 40 santigrat dereceden sıcaklığımızı 60'a çıkartıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu aradaki fark kadar ne olması gerekir? Madde eklemem gerekir ki çözelti daha fazla madde çözebiliyor. 40'dan 60'a çıkardığımız zaman arkadaşlar aradaki farkımız ne olacaktır? 46. Burada da yine aynı şekilde aradaki farkımız 46 olacaktır. Bu şu anlama geliyor. 100 gram suyun 100 gram suyun sıcaklığını 40'tan 60'a çıkardığımız zaman ilk etapta 64 çözerken daha sonra 110 çözüyorsa demek ki arkadaşlar bu sıcaklık aralığında 46 gram daha madde çözebiliyor anlamına geliyor. 40 santigrat derecedeki grafiğe 100 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 60 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa 110-64'ten 46 gram potasyum nitrat eklenmelidir. Yani 40 santigrat derecedeki çözeltimin sıcaklığını 60'a getirirsem toplamda bu çözeltim artık 46 gram daha madde çözebiliyor. 46 gram daha eklemeliyim. 100 gram su için 46 gram potasyum nitrat eklemem gerekiyorsa doygun hale gelebilmesi için 200 gram su için ne kadar gereklidir? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 çarpı soru işareti eşittir. 200 çarpı 46'dan buradan da soru işareti 92'dir. O halde arkadaşlar 100 daha doğrusu 200 gram suyun sıcaklığını 40'tan 60'a çıkartırsam 92 gram daha potasyum nitrat eklemem gerekecektir. Diğer sorumuzda X katısının 25 santigrat derecedeki çözünürlüğünü bize 16 gram bölü 100 gram su olarak vermiştir. Bu ne anlama geliyordu? 100 gram su 16 gram madde çözebilir. 200 gram suya 40 gram X atılarak çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltiye ayrıca daha sonra da 50 gram su eklenirse çözelti doymamış hale geliyormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle diyoruz. 100 gram su 16 gram X katısını çözerse bunu nereden buluyoruz? Şuradan. Çözerse 200 gram suyun içerisinde ne kadar gram katı çözünür? Buradan daha sonra içler dışlar çarpımını yapıyorum. 100 çarpı soru işareti 200 çarpı 16'dan 200 gram su 32 gram X çözüyor arkadaşlar.
Biz burada ilk etapta ne yapıyoruz? Bu 200 gram suyun üzerine 40 gram X ekliyoruz. Diyor ki, yani sonuçta da şunu bulduk. Bu 200 gram suyumuz toplamda en fazla 32 gram X ne yapıyor? Çözebiliyor. Dolayısıyla 32 çözüyorsa ve 40 eklediysem 40 eksi 32, 8 gram X ne oluyor arkadaşlar? Çözülmeden kalıyor. Daha sonra arkadaşlar bu çözeltinin içerisine ayrıca 50 gram daha su ekliyorum. 50 gram su ekliyorum. Sonuç itibariyle 200 gram su demek ki 32 gram X'i çözüyorsa 250 gram su ne kadar X çözebilir? Buradan yine içler dışlar çarpımını yapacağım. 200 çarpı soru işareti 250 çarpı 32'den X buradan kaç olarak çıkacaktır? 40 gram X çözebilir. Yani artık bu 250 gram su 40 gram X ne yapabiliyor? Çözebiliyor. Şimdi arkadaşlar 250 gram çözeltide çözülmeyen 8 gram X vardı. Geriye ne olacaktır? 40 eksi 8'den 32 gram X daha çözebilir. 250 gram su arkadaşlar toplamda 40 gram X çözebiliyor. Çözeltinin içerisinde 8 gram X vardı. O halde 40 eksi 8'den 32 gram X daha bu maddemiz, daha doğrusu bu çözeltimiz çözebiliyor ve çözelti doymamış hale gelmektedir. Çözeltiden su buharlaştırılsa çözeltinin kütlesi azalır mı? Tabii ki azalmaktadır. Çözeltinin kütlesi, çözücü kütlesi artı çözünenin kütlesidir. Suyu buharlaştırdığımız zaman çözücünün kütlesini azaltmış oluyoruz. Sonuç itibariyle çözeltinin kütlesi de azalmış olacaktır.